Onu yetkililer biliyor, ben ne bileyim. İnsan bir şeyleri önlem alır ve önler yani. Ama altyapısı olarak da yani ben şehrimden memnunum. Kayserimizin altyapısı ne kadar yağış olursa olsun o kadar sıkıntı olmaz yani. Yani devletimiz gerekeni yapar inşallah. Kayseri'de son günlerde kötü hava koşulları etkisini gösterdi. İtfaiye gelen 300 çağrı şikayetler hakkında. Biz de bu konuyla sokaktaki ekip olarak halkımıza taşıdık. Bakalım onlardan nasıl cevaplar almışız? Yeraltı kanalizasyon sistemin düzenli olması gerekiyor. Yoksa nasıl olacak? Peki sizce yeterli mi şu anki önlemler? Yok, yapılmadı ki. Yapılsa bir sorun çıkmaz. Ama şu an için eski binalar var, şeyler var. Yok, zannetmiyorum yani. O muhakkak o var zaten. Yine yapmaya çalışıyorlar da kış mevsiminde nasıl yapacaklar? İşte kırsal yerlerde daha fazla var yani. Bu görünen şeyler, belki görünmeyen şeyler daha fazladır. Öncelikle kolaylıklar diliyorum sizlere de. Ankara'da yaşıyorum, aslen Kayseriliyim. Ankara'yla kıyasladığımız zaman Kayseri'nin altyapısı gerçekten yani tartışılabilecek seviyede değil. Çok iyi bir konumda. Çünkü Ankara'da ufacık bir yağmurlar yağdığı zaman dahi. Çünkü kalabalık bir şehir, sık bir şehir, binaların hep dip dibe yapıldığı bir şehir olduğu için Ankara'da altyapı çok yetersizliği var. Ufak bir yağmurlarda, merkezi konumlarda birçok noktada su baskını olabiliyor. Ama Kayseri'de çok ağır yağmurlar yağmadığı zaman ya da çok işte nasıl diyeyim bir felaket denecek hatta durumlar söz konusu olmadığı zaman çok ağır bir şimdiye kadar şey yaşamadık, öyle sel baskınıydı vesaireydi. Ha, belli başlı bölgelerde, belli başlı mahallelerde illaki su baskını olabilir. Yani bu belediyelerin çalışma düzeniyle alakalıdır. Ama hani bir mahalledeki, bir sokaktaki su baskınını tamamen hiçbir şekilde çalışma yapılmıyor, hiçbir şekilde çalışılmıyor gibi nasıl diyeyim aksettirmemek lazım. Yani bilmiyorum şu anda Kayseri konumu itibariyle birçok yani İç Anadolu bölgesindeki birçok ille gelişmişlik düzeyi olarak birçok ile fark atmış durumda. Ama altyapısı olarak da yani ben şehrimden memnunum. Trafik yoğunluğu başladı artık hani Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e kıyasla artık Kayseri'de gelişiyor trafik yoğunluğu konusunda. Ama bu düzelmeyecek bir şey değildir. Bundan 10 yıl sonrası için yapılan çevre yollar var. 4 şeritli, 5 şeritli yollar var. Buralar düz yollar. Ben Argıncık bölgesinde yaşıyorum. Hani öyle kolay kolay bir yağmurda sel baskını, su baskını yaşamıyoruz ama illaki küçük küçük göletler oluşuyor. Buna da tabii ki de belediyenin önlem alması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Kayseri'de son zamanlarda yoğun yağış ve sağanak etkili oldu. Bunun üzerine itfaiye 300'den fazla şikayet gitti. Sizce bunun için nasıl önlemler alınabilir? Onu yetkililer biliyor, ben ne bileyim. Peki sizce nasıl altyapıda geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir mi? Nasıl önlemler alınabilir? Ya bu bir anda olacak bir şey değil. Evet, yetkili plan proje dahilinde yaparlar. Valla bunun şeysinde nasıl önlemler alınır? Bizim Kayseri'nin altyapısı iyi genellikle. Ama işte nüfus çokluğundan bazı yerlerde bir sıkıntı oluyor. O da ne de eski gecekondu mahalleleri var. Oralarda da altyapı sorunu oluyor yani. Biraz oraların aşağı onda kentsel dönüşüme girdiklerinden dolayı fazla ilgi gösteremiyorlar yani. Yoksa bizim Kayserimizin altyapısı ne kadar yağış olursa olsun o kadar sıkıntı olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Şu anda da belediyenin çalışmasından memnunum. Bak önceki belediyeden şikayetçiyim. Tamam mı? Asfalt çalışması yapmadı 15 sene. Anlatabiliyor muyum? Asfalt çalışması yapması sağ olsun başkanımız şimdi yeni çalışmalar başlattı. Asfaltlarımızı döküyor bilmem bir şey. Çalışacak inşallah iyi olacak bundan sonra. Sanırım bir sorun olmaz yani diye düşünüyorum. Peki abi sence alınabilecek bir önlem var mı? Şu anda yani ben önlem olarak herhangi bir şey düşünmedim de yani alınabilecek önlem illaki vardır yani. İnsan bir şeyleri önlem alır ve önler yani. Benim görevim bu değil bir kere yani. Belediyenin görevi bunu yapması gerekir. İnsanların bu durumda yapabileceği bir şey yok. Bu durumda devletin duruma müdahale etmesi gerekiyor. Yani insanlar gerektiği şekilde vergilerini veriyor. Devletin yapması gerekiyor. Yani diyeceklerim bu kadar ben. Başka ne diyebilirim? Nasıl alınabilir? Altyapı çalışmaları güçlendirilerek yapılabilir. Yani bu şekilde. Sizin yaşadığınız bir zorluk var mı şu anda? Eve gideceksiniz, işe gideceksiniz. Allah'a şükür. Yani yürüdüğümüz yerlerde illaki sıkıntılar oluyor. Bu taşlarla ilgili de genel bir sıkıntı var. Bu sürekli gündeme geliyor zaten her yağmur yağdığında. Geçtiğimiz sene de yine bu yağmur yağdığında böyle bir sıkıntı olmuştu. Ama bilmiyorum yani devletimiz gerekeni yapar inşallah.